Merhabalar değerli izleyiciler. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından Medyascope TV için hazırlanan Şiir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün ben Murat Tiryakioğlu ve İpek Akpınar programı sunan ekibiz. Bir yıl aradan sonra Şubat 23 depremlerinin ardından geçen bu uzun dilimde hem İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü hem İstanbul Teknik Üniversitesi ekibiyle, deprem ekibiyle sahada İlk günden beri bulunan ve bütün bu hukuki değişim süreçlerini yakından takip eden İTÜ Mimarlık Bölümünden doktor öğretim üyesi Uğur Demir meslektaşımızla birlikteyiz. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hocam, çok teşekkürler, hoş bulduk. Bize bir yıl önceden bir sözünüz vardı. Çok değerli, çok zor şartlar altında bir program yapmıştık. Konumuz yine deprem. Deprem dirençli kentler, deprem dirençli yapı ortak odaklı programın içeriğini oluşturuyor. Yeniden bir arada olmak çok değerli, çok anlamlı. Sizin sahadaki deneyimlerinizi duymak bizim için önemli. Yol haritasında neler oldu, geleceğe nasıl bakacağız? Bunları 28 Nisan Pazar günü konuşuyoruz. Ve sevgili Murat Hocam, ben sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim İpek Hocam. Uğur Hocam tekrar hoş geldiniz. İpek Hocam'ın da dediği gibi bir yıl önce çok daha ağır psikolojik şartlarda ve fiziki ortamda pek çok şeyi onarmaya çalışırken konuştuğumuz programı takiben yaklaşık depremin üzerinden 14 ay geçmişken sevgili Uğur Hoca'yla tekrar beraberiz. Ben sevgili izleyenler için hatırlatmak üzere tekrar sevgili Uğur Hocamızı takdim edeyim. Uğur Hocamız İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde mimarlık bölümünde akademik çalışmalarına devam ediyor. Lisansını Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayıp doktora çalışmalarında yine İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği alanında tamamladı. Bir dönem İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevliliği yaptıktan sonra da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde akademik kadroya dahil oldu. Çalışma alanları betonarme yapılara, mevcut yapıların onarımı güçlendirilmesine ve yapısal deprem mühendisliğine odaklanıyor. Ve yapısal yangın mühendisliği alanında da çalışmaları var. Uluslararası alanda da faaliyet gösteriyor. Özellikle akademik çalışmalarının yanı sıra da teknik danışmanlıklar, teknik raporlar ve bilim kurulu üyelikleriyle alana önemli katkılar yapıyor Uğur Hocamız. Uğur Hocamıza tekrar zaman ayırdığı için ve konuğumuz olduğu için teşekkür ediyoruz. Ve ben izninizle ilk soruyla başlıyorum. Hocam, deprem ağır bir afetten toplumsal bir felakete dönüştü. Yani biz sosyal bilimciler açısından durum farklı, siz teknik insanlar açısından durum çok farklı boyutta tezahür ediyor. Ve bu geçen 14 ayda neler oldu? Genel bir değerlendirme rica etsek, daha spesifik sorulara da hem altlık oluşturmak hem de genel çerçeveyi çizebilmek adına bu bir yılda 14 ayda neler gözlediniz teknik bir insan olarak ve sahada çalışmış ve sahada çalışmaları sürdüren, sahayla teması olan bir kişi olarak bir genel durum değerlendirmesiyle başlayabilir miyiz lütfen? Tabii, teşekkür ederim hocalarım. Takdiminiz için nazik. Tabii bir yıl önce bahsettiğiniz gibi sizlerle bir program yapmıştık. Üzerinde daha hepimizin üzerindeki o acılar çok tazeyken. Gönül isterdi ki bugün biraz daha pozitif bir bakış açısıyla üzerimizdeki bulunan yükün önemli bir bölümünü hafiflettiğimize, sorunların çok büyük ölçüde çözüldüğüne dair bir sohbeti keşke gerçekleştiriyor olsaydık. Ama çok üzülerek çok pozitif gelişmelerden tahmin ediyorum bahsetme imkanımız olmayacak. Önemli sorunlar halen var. Çadırların sayısında güncel durumla ilgili yakın zamanda yine bir ziyarette bulundum Hatay'da. Hatay'daki durumu biraz daha takip edebiliyoruz. Oradaki yıkım, en ağır yıkım orada gerçekleştiği için oradaki senaryo biraz diğer 10 ilde de bunun yansımalarını paralel şekilde gördüğümüz söylenebilir.
Detaylı bahsettiğiniz gibi yine konuşma imkanımız olacak tahmin ediyorum ama bu genel durumla ilgili çok önemli birkaç sorun var. Şu an bölgedeki insanların en çok müzdarip olduğu konular bunlar. Birincisi rezerv alanların kimseye sormadan, danışmadan bir sabah yatıp sabah kalkınca, akşam yatıp sabah kalkınca oturduğunuz binanın rezerv alan ilan edildiğini ya da mülkünüzün rezerv alan ilan edildiğini duyuyorsunuz. Bununla ilgili yapabileceğiniz neredeyse hiçbir şey yok hukuki olarak. Dolayısıyla insanlar ne tür bir karar verecekleri konusunda çok tedirginler. Ya orta hasarlı binaları biliyorsunuz güçlendirilmesini istiyor bakanlık. Binasını güçlendirecek ama bununla ilgili kendisi kendi imkanlarıyla bu tür bir faaliyete kalkışırsa daha başlamadan belki binasının rezerv alanı ilan edildiğini öğrenip boşu boşuna o kadar şey yapmış olabileceği ihtimali var. Dolayısıyla yaklaşık 250 bin konut ihtiyacı olan Hatay'da güçlendirme ruhsatı orta hasarlı 10 binlerce bina için toplam çift taneli sayılarla ifade ediliyor. Bunun en önemli gerekçesi de o. Bununla ilgili yine konuşuruz. Bu çok detayına girmeden buraları geçmek istiyorum. Bir diğeri yine orta hasarlı binalarla ilgili yıkım süreçleri halen 14 ay sonra halen bina yıkım faaliyetleri devam ediyor. Çünkü bunların önemli bir bölümü orta hasarlı binalar, tabii mahkeme süreçleri devam ediyor. Bununla ilgili mahkeme bir karar vermeden binayı yıkmak mümkün değil. Sokaklarda gezdiğiniz zaman Hatay'da çokça görüyorsunuz. Sprey boyalarla vatandaşlar binalarının tabii çok uzun zaman geçti. Yanında bekleme imkanları da artık yok. Ve rastgele bir yıkım süreci çok kaos halinde bir süre yönetildiği için bir iş makinesinin hiç kimseye sormadan gelip binanızı yıkma ihtimali var. Çünkü yıktıkları bina başına bir ücret aldıkları için. Bundan kendilerini korumak için devasa apuntolarla binayı lütfen yıkmayın mahkeme süreci devam ediyor diye her binanın üzerinde yazılar görüyorsunuz. Bunlar peyderpey halen çözülmeye çalışılan problemler. Haliyle buna paralel her gün onlarca bina halen yıkılmaya devam ediyor. Bu süreçler tamamlanabilmiş değil. Bir taraftan yıkım süreci, bir taraftan yapım sürecinin hızla devam ettiğini söylemek mümkün. Tabii bununla ilgili çadırlardan konteynerlara geçişlerin önemli oranda Hatay için en azından sağlandığını söylemek mümkün. Bu iyi bir şey gibi görünse de beraberinde çok ciddi başka sorunlar getirdi. Maalesef bu konteyner kentler güzel planlanmamış alanlara inşa edildiği için yağmur yağdığı zaman yüzen konteyner kentler görüyoruz. Çatılarını vatandaşların kendi imkanlarıyla yeni zaten olan bir konteynere kendi imkanlarıyla yeni çatı yaptığını görüyorsunuz. İçeri çünkü su sızdırıyor çok büyük bir bölümü. Dolayısıyla bu tür sorunlarla maalesef üzülerek Murat Hocam başlamak isterim. Genel durum çok iç açıcı olmamakla birlikte yapım ve yıkım süreçlerinin paralel bir şekilde ilerlediği bir senaryodan söz etmek mümkün. Teşekkür ederim. Yani gerçekten aradan geçen zamana karşın hala temel problemler üzerinden vurgu yaparak konuşuyor olmak üzücü. Peki ben burada birazcık yönetmelikler ve sistem değişiklikleriyle ilgili bakış açınızı sorarak devam edeyim. Önemli bir konu olarak vurguladığınız rezerv alanlar konusunda izninizle bir sonraki soruya bırakayım. Bu yapı denetim sistemi ve imar yönetmeliği ile ilgili genel ya da bölgeye özel ne gibi bir revizyon süreci işledi ya da işliyor? Yani bu belki rezerv alanların belirlenmesiyle ilişkili de olarak değerlendirilebilir ama mesleki açıdan baktığınızda hem inşaat mühendisliği alanından hem mimarlık alanından bakıldığında bu yönetmelik ve yapı sistem revizyonları yeterli mi ya da ihtiyacı karşılayacak düzeyde mi bu değişimlerle ve gelişmelerle ilgili bir görüşlerinizi ve tecrübelerinizi öğrenebilir miyiz? Tabii yapı denetim sistemi zaten bizim ülkemizde pilot bölge olarak deprem bölgesi seçilmişti. Gaziantep ve civarı 2011 yıllarında orada bu süreç denenerek başlatıldı. Gördüğümüz deprem sonrası senaryoda teorik olarak bu sistemin aslında çalıştığını görüyoruz. Çünkü yaklaşık 2,5 milyon binadan bahsediyoruz 11 ilde. Bu binaların yaklaşık yarısı 2000 yılından önce yapılmış. 2000 yılı bizim yapı stoğu için bir milat. Bunu her platformda söylüyoruz. Bir
hazır betonun artık yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Düz donatılar yerine artık nervürlü donatıların inşaatlarda yine kullanılmaya başlandı. 1998 yönetmeliğiyle birlikte 1975 yürürlükteki deprem yönetmeliğinin izin verdiği düz donatılar, betonlar ve tasarım depremle ilgili çok geniş bir yönetmeliğin artık kağıt üstünde de değil, üstelik uygulamaya da geçirildi. Bir yıl olması nedeniyle 2000 yılından önceki binalarımız başka, sonraki binalarımız başka değerlendiriliyor. Bunu sahada da zaten çok pratik bir şekilde görüyoruz. Bu 2,5 milyon binanın 11 ildeki yaklaşık yarısı 2000 yılından önce yapıldı, yarısı sonra yapıldı gibi görünüyor ama yıkılan binaların %97'si 2000 yılından önce yapılan binalar. Dolayısıyla bizdeki en büyük problem, diğer büyük şehirlerimizde de öyledir. Türkiye'nin yapı stoğu bu yönüyle betonarme yapılar özellikle birbirine çok benzer kusurlar içeriyor bölgeden bağımsız olarak. İstanbul'a da gitseniz benzer sorunları görüyorsunuz. İzmir'e de gitseniz, Güneydoğu'da bu depremin etkilediği illere de gitseniz benzer pratiklerle karşı karşıya kalıyoruz. Burada iyi haber, toplam bu binaların, bu 2,5 milyon binanın içerisinde yaklaşık 150 bini yapı denetim süreci geçirmiş binalar ve bu yapı denetim sürecinden geçmiş binaların içerisinde yıkılan bina sayısı sadece 185. Dolayısıyla teorik olarak çok ciddi sorunlar olmasına rağmen çok yakın bir zamana kadar yapı denetim firmaları kendi işverenlerini denetliyordu. Böyle ilginç bir sistemimiz var dünyanın hiçbir yerinde olmayan. Ücretini müteahhitler ödüyordu. Dolayısıyla gel beni denetle diyordunuz. Onlar da sizi takdir edersiniz. Çok iyi denetlemiyordu en hafif tabiriyle, öyle söyleyeyim. Artık bir havuza bağlandı. Bir havuz üzerinden otomatik olarak bakanlık atıyor bir sistem üzerinden. Ve işler daha iyiye gittiğini bir nebze de olsa söyleyebiliriz. Depremden sonra da bunun yansımalar oldu. Yapı denetim süreciyle ilgili de bizdeki yine ülkemizde kanayan bir yaradır. Uzun süredir kimsenin bir çözüm üretemediği. Yeni mezun inşaat mühendislerimiz ve mimarlarımız diplomaların çok cüzi ücretler karşılığında şantiye şefliği yaptırmak üzere yapı denetim firmalarına kiraya verirler. Ya burada bahsettiğim 3-5 bin liralar. Böyle bu tutarlarda. Çünkü belli şantiye şefinin denetleyebileceği alan metrekareyle bakanlık tarafından sınırlandırıldığı için birçok inşaat mühendisine ya da mimara ihtiyaç duyuyor bu firmalar. İşini doğru yapanları tenzih ederek söylüyorum. Ama büyük bir bölümü genç meslektaşlarımızın, mimarları, inşaat mühendislerinin günümüzdeki bu inşaat sürecindeki kesintiler, olumsuz durumlar nedeniyle iş sıkıntıları da çekmesini de biraz kullanarak diplomalarını cüzi ücretler karşılığında kiralıyorlardı. Bu günümüzde bu Şubat depremlerinden sonra bununla ilgili bir tedbir alındı. Ne kadar çalışacağını zaman içerisinde göreceğiz ama ben çok buna da maalesef pozitif bakmayanlardan biriyim. Beton dökümleri sırasında numuneler alınır, beton numuneler. Bizdeki önemli bir sorun betonları projedeki gibi dökememektir betonarme yapılarda. Bu yıkılan binalarımızda çoğunlukla bu sebepten yıkılır. Kötü mühendislik tasarımı, kötü mimari tasarım değil. Çoğunlukla bu projede olanı sahada uygulama konusunda yaşadığımız problemler nedeniyle beton da bunun en önemli sebeplerinden biri. Bununla ilgili bir tedbir aldı bakanlık. Bu dökülen numuneleri bakanlığa bağlı bir elektronik sistemde şantiye şefinin direkt onayına bağladı. Dolayısıyla bu yolla kağıt üstündeki denetimleri engellemek amacında bakanlık, öyle olduğu anlaşılıyor. Ama tabii bununla ilgili de sonuçta bir şifreyle girilen bir şey olduğu için hani imzasını bile kullanabildiğiniz bir teknik elemanın, mimarın, mühendisin halli şifresini alması da tahmin ediyorum çok zor olmayacaktır. Bununla ilgili başka tür belki çözümler yurt dışında da kullanılan tercih edilebilir. Buna ilave yurt dışındaki sistem ne? Araya girdim Uğur Hocam ama yurt dışındaki sistem ne bu bağlamda? Hocam Japonya'da biz Japon mühendislerle birkaç gezi, iki kez birlikte gittik. Japon hükümeti onların onlarda bir structural architect diyorlar. Bu bizdeki gibi inşaat mühendisi ve mimar ayrımı öyle değil. Yani mimarlar sadece tasarım yapıyor, inşaat mühendisleri mühendislik yapılarının tasarımını yapıyor. Binaların statiği vesairesi bu. Yapı inşaat mühendisliği bitirip mimarlık alanında yüksek lisans yapan ya da mimarlık bitirip inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans yapan kişilerce yapılabiliyor sadece. Birazdan değiniriz. Bizim ülkemizde de bir takım tecrübe koşulları getirildi bunlardan azade ama
Diğer ülkelerde, Amerika'da da durum böyle. Denetlemeyi yapanlar özel bir takım kurumların tepesinde kamunun kendisi. Devlet bu inşaatları bir şekilde kendi imkanlarıyla, yapı denetim firmalarını da, inşaatların kendisini de kendi imkanlarıyla denetliyor. Tamamen özel sektöre terk edilmiş durumda değil bu sistem. Özel sektöre, bizim ülkemizdeki gibi gelişmekte olan ülkelerde bunun tamamını özel sektöre bıraktığınızda, başka örnekleri de var dünyada, bunun çok başarılı sonuçlar vermediği ortada. Çünkü bu ülkelerin tamamında depremde çok ciddi can kayıpları, bina yıkımları görüyoruz. Bu biraz onu işaret ediyor. Belki bizim ülkemizde de benzer çözümler düşünülebilir, tamamını özel sektör üzerinden denetlemek yerine. Çünkü az önce birkaç istatistik üzerinden durumu özetlemeye çalıştım. Yapı denetimli firmalar binaların daha iyi davrandığını, daha az bir yüzdeyle, çok düşük bir yüzdeyle yıkıldığını söylemek mümkün. Ama bu beraberinde bu sürecin mükemmel çalıştığı anlamına da maalesef gelmiyor. Belki her binayı yapı denetim kapsamına almadığımız için bu süreci biraz genişletmek yine bir çözüm sunabilir. Belli bir metrekarenin altında yapılarda yapı denetim gerekmiyor bizim ülkemizde. Haliyle çoğu durumda mühendisin, mimarın insafına kalıyorsunuz. O da işinin ehli ya da mesleğinin bilincinde olan biri ise. Değilse başka da problemler oluyor. Şimdiki yine bir sorusu Murat Hocam'ın bu diğer imar yönetmeliğinde de benzer şekilde, yapı denetim yönetmeliğinde benzer ciddi değişiklikler yapıldı. Bunlardan bir kısmı, onu da kendi içerisinde 3 ayda, 3 ay arayla tekrar değiştirdiler. Bir ilk önce 4 kat ve üzeri binalarda kapalı çıkma yapılmasını yasakladı. Mayıs ayında, geçtiğimiz sene depremden 3 ay sonra, Çevre Şehircilik Bakanlığı. Daha sonra kentsel dönüşüm süreçlerini sekteye uğrattığı gerekçesiyle bir takım müteahhitler bu duruma itiraz ettiler. Eğer böyle yaparsanız biz binaları acilen dönüştürmemiz gerekiyor ama dönüştüremeyiz. Bunu 4 değil de 7 kat yapın dediler. Temmuz-Ağustos aylarında bir daha değişti bu yönetmelik. 4'ten vazgeçtik. 7 kat artı, zemin artı 7 katın üstüne kapalı çıkmayı yasakladık dedi bakanlık. Dolayısıyla 2 kez 3 ay arayla bir daha değiştirilmiş oldu. Sadece sırf maddeyi değiştirmek için yeni yönetmelik yayınladılar, imar yönetmeliğini. Onun dışında konut içeren yapılarda kat yükseklikleri, inşaat mühendisleri yumuşak kat, zayıf kat vesaire düzensizlikler der. Bunlara İpek Hocam yakın bilir. Bununla ilgili giriş katının yüksekliği bizde tipik Türk tipi apartman diyeyim. Hocam tabirimi maruz görsün yanlışsa. Üst katta konut türü, konut amacıyla kullanılan yapılar vardır. Alt tarafta ticari bir takım işletmeler vardır. Bu nedenle alt katın yüksekliğini biraz daha fazla yaparız üst katlara göre. Duvarını çok daha az koyarız. İşte camekan, vitrin vesaire ticari alanlar için gerekeceği için. Bunlar belli düzensizliklere ve depremde kötü davranışa sebep olur. Bununla ilgili 4,5 metreye giriş katlarının yüksekliğinin geçmesini yasakladı bakanlık. Kısa kolon mimari projelerde oluşturulmasını yasakladı. Asma kat yapılmasını tamamen yasakladı. Yine alt taraf ticari, üst tarafı konut olduğu binalarda. Perde duvar kullanılmasına dair bir zorunluluk yoktu. Bunu mimari ve statik projenin içerisinde zaruri tuttu. 4 tip taşıyıcı sistem verdi. Bunlardan birini kullanmak zorundasınız dedi bu tür yapılarda. Bunların hepsinde sadece kolonlarla deprem yükleri taşımanız yasaklandı. Perde duvar zorunlu oldu. Perde duvarlarda 1-1,5 metre uzunluğunda duvarlar demek. Mimari tasarım üzerinde çok ciddi baskı uygulayan, kısıt uygulayan bir takım sistemler, belli boşluklar yapılsa bile. Yine bitişik nizam yasaklandı deprem bölgelerinde. Zaten Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği yeni yapılacak mevcut bir binanın yanına yeni bir bina yapıyorsanız arasına koyacağınız boşluğu tariflerdi. Fakat imar yönetmeliğinde bununla ilgili bir kural olmadığı için bu biraz zafiyet doğururdu. Bu durum çözüldü. İmar yönetmeliği Türk Deprem Yönetmeliğine atıfta bulundu. Halle oradaki koşulları sağlamak zorundasınız. Belli bir boşluk bırakacaksınız dedi. Halle günümüzde bunu da o şekilde yapmak zorundayız. Son olarak bir de kısaca, çok uzatmadan, teknik elemanlar için belli yeterlilikler artık arıyoruz. Yine tartışılır. Ama mühendislik disiplinleri için binada yer alan inşaat mühendisi için zemin artı 4 katı geçen bir inşaat bir bina tasarlayacaksa eğer en az 3 yıl tecrübe arıyor inşaat mühendisliğinde.
Eğer 5 ila 7 kat arası binalarda zemin artı 4 kata kadar yeni mezun bir inşaat mühendisi yapabilir diyor. Bu binalardan en az 10 bin metrekare yapsın, ondan 3 yılda tecrübe kazansın, ondan sonra 5 ve 7 kat arasındaki binaları yapmasına izin veririm diyor. 8-15 kat arasında yapı yapacaksa işte 5 yıl tecrübe arıyor. 15 katı geçen binalar için en az 7 yıl tecrübe arıyor artık inşaat mühendislerinden. Makine mühendisliği için bina yüksekliğine bağlı yine kriterler getirildi. Bina yüksekliğiniz 30,5 metreyi geçiyorsa en az 3 yıl deneyimli makine mühendisinizin olması gerekiyor. Belli durumlarda 5 yıl istiyor. Mimarlar için ilginç bir şekilde bunlardan biraz farklı bir yol izlendi. Mimarlar için sadece resmi ve ticari yapılar yapan mimarlara bir kriter getirildi. Kontür yapılarda çalışan mimarlar için bir tecrübe şartı aranmıyor. Resmi bir yapı, kamu yapısı yapacaksa mimar ya da ticari bir yapı yapacaksa en az 5 yıl deneyim istiyor. Toplamda en az 10 bin metrekare ve 4 tane farklı proje önce yapmış olmalı konut olarak. Sonrasında bunları yapmasına izin veriliyor. Eğer bir lisansüstü eğitimi varsa, yüksek lisans ya da doktora eğitimi varsa buradaki aradığım koşulların yarısını sağlasın, ben bunu kabul ediyorum diyor yönetmelik. Ama konut türü yapılar için mimari projelerde bir kısıt getirilmedi, bir tecrübe şartı aranmıyor. Sadece resmi yapılar ve ticari yapılar için. Yönetmelikler kapsamında da bunu özetle söylemek mümkün. Aslında yönetmelikler çok iyi çerçeveler veriyor bizlere ama uygulamada gördüğümüz aksaklıklar, mesela perde duvar kritik derecede önemli. Her gün en az 2-3 istinat duvarının yıkılma haberlerini alıyoruz bu arada. Kağıt üstünde kalmayan, denetimi olan, sahada bizzat kontrol edilen inşaat aşamalarına ihtiyacımız olduğu aşikar. Kent içlerinden, büyük kentlerden, sadece Taşlı'dan değil büyük kentlerden bu istinat duvarlarının yıkımları, depremden bağımsız insanların evlerinden çıkmak zorunda olmaları da hani çok düşündürücü bir süreç. Yönetmeliğin farklı anlamlarda zafiyetlerinin olduğuna işaret edebilir ileriki zamanlar için. Evet, maalesef çok doğru bir tespit. Bunları yapalım başka bir şey, iyi niyetli. Çok ağır bir tırı, hocam İzmir Mimarlar Odası Şubesi Başkanı öyle bir benzetme yapmıştı. Çok ağır bir tırı, çok hassas, narin bir köprünün üzerinden götürmeye çalışıyoruz. Yani uygulama o kadar önemli ki, yani o hassasiyetle ilgili küçücük bir taviz verdiğiniz zaman sonu felaket oluyor. Yani kağıt üstünde bunları çok güzel planlayabiliyoruz. Pratikte öyle olacağını düşünerek bazı şeylerin, ama uygulama tabii en önemlisi. Çok haklısınız hocam. Teşekkürler hocam. Yani bayağı kapsamlı değerlendirmeler. Bir taraftan da işte belli düzenlemelerle ilgili umutlanırken o düzenlemelerin birkaç ay içinde yine umudumuzu kıracak şekilde revize ediliyor olması da hassasiyetle izlenmesi gereken konular. Ben bu çok tartışılan ve sizin de girizgahta altını çizdiğiniz konuya dönmek istiyorum izninizle. Bu rezerv alanlar meselesi. Çokça haber de oldu, tartışıldı da ve bunun tartışmaları da sürüyor. Ve gerçekten uygulamayla ilgili, normalleşme çalışmalarıyla ilgili, yeniden yapım süreçleriyle ilgili de biraz önce özellikle altını çizdiğiniz yapılabilecek şeylerin hukuki açıdan çok kısıtlı olduğu bir engel olarak da aşikar. Bu bir taraftan da TOKİ tarafından üretilen konutların niteliği, niceliği, dirençliliği konusunda da belki bağlantılı olarak değerlendirilebilecek bir konu. Bu rezerv alanların ilan ediliyor olması nelere sebebiyet veriyor? Ve burada yeniden yapılanma politikası açısından bizi neler bekliyor? Bu konuyla ilgili tecrübelerinizi rica edebilir miyiz? Rezerv alanlarla ilgili yine iyi niyetli bir takım çabalar var, olduğunu görüyoruz. Ama bunun yürütülürken izlenen yolun çok doğru olmadığı konusunda birçok meslek örgütü hemfikir. Şöyle, şimdi bakanlık, Çevre Şehircilik Bakanlığı bununla ilgili yaptığı çalışmada anahtar alıp anahtar veririz diye bir tırnak içerisinde bir söylem beyan etmişti. Yani deprem bölgesinde eviniz var.
Yıkıldıysa ben yerinde dönüşüm yaparak aynı yerde başka bir bina yapıp size teslim edeceğim dedi. Eğer binanız mevcut ama yıkılmadıysa fakat bir şekilde rezerv alan içerisinde ben alıp o şekilde yıkmaya karar verdiysem yine aynı şekilde anahtarınızı alırım, yerine yeni anahtar veririm bila bedel dedi. Fakat bölgede ruhsatsız yapı, kaçak yapı tırnak içerisinde çok fazla var. Bu insanlara şöyle bir yol önerdiler. Dediler ki size maliyeti neyse bu konutların o maliyetle ben size satış yapacağım. Çünkü bir şekilde bunların içerisinde kaçak yapı tırnak içerisinde o tabiri kullanmak istiyorum. Ruhsatı olmayan yapılardan bir kısmı prosedür gereği yetişmediği için vesaire olanlar da var. Önemli sayıda bunlar. Yani ruhsat için kanuna uygun bir şekilde inşaatını yürütürken depreme maruz kalıyor ama halde deprem olduğu esnada o süreç devam ettiği için yani süreci tamamlama imkanı bulamamış vatandaş. Bunları da dahil ettiler. Bunun içerisine çok büyük bir mağduriyet doğdu. Ya maliyetine vereceğim diyor. Bahsettiği maliyet 6 milyon lira bir konutun maliyeti. Ve bununla ilgili de ödemede kolaylık tanıyacağım. Bahsettiği kolaylık 2 yıl hiç ödeme, 10 yıl faizsiz bir şekilde öde. Fakat bu 6 milyonu böldüğünüz zaman çok ciddi bir taksit miktarı ediyor. Yani şu an bölgede ticaretle uğraşan insanların ticaret yapma imkanı yok. Kentin 1/4 nüfusu boşaldı. Yani büyük şehirlere akın akın gittiler, yerleştiler. Çünkü öyle bir altyapı yok kentte. Halle bunları ticaretle uğraşan insanlar ya da başka diğer insanlar, bu nüfus bu kadar azalınca o parayı kazanmak da o denli zorlaşıyor bu insanlar için haliyle. Ya bunu ödeme imkanları neredeyse hiç yok. Çok büyük bir bölüm. Yani burada bir on binlerce insanda bir yaşanan bir mağduriyet o. Bunu yapamıyorlar. Yerinde dönüşümle ilgili işte Asi Nehri'nin her iki yakasına fore kazıklar çakılıyor. Çünkü iki tarafta da mevcut binaları yerinde dönüştürmek istiyorlar. Halde zemin biraz problemli olduğu için o bölgede, Hatay'da özellikle. Asi Nehri'nin iki tarafında bu kazıklar çakılıyor. Bu programa başlamadan önce bir oradaki beton firmasıyla görüştüm, daha önce irtibatımız olan. Her gün emlak konut 25 bin metreküp beton döküyor hocam dedi. Haliyle çok yoğun bir faaliyet var. Yani bununla ilgili rezerv alanların içerisinde bunları yapmak için. Fakat bununla ilgili itirazların biraz daha dikkate alınması faydalı olur kanaatindeyim. Özellikle Mimari Estetik Komisyonu kuruldu. İpek Hocam daha doğru değerlendirir. Ya bununla ilgili yapılan her mimarinin bölgenin dokusuna uygun olup olmadığını denetlemeleri için belli kriterleri sağlayan mimarlardan kurulu bir estetik komisyonu kuruldu. Tüm mimari projeler önce bu komisyonun onayından geçecek, ondan sonra inşa edilecek dendi. Biraz kağıt üstünde kaldı maalesef birçok alanda olduğu gibi. Yani bunların hemen hepsi tek tip projeler olduğu için halde bu estetik komisyonunun çok yapacağı bir şey kalmıyor bununla ilgili. Fakat aynı binayı her yere aynısını yapıyor olmanın da belli getirdiği doğurduğu problemler var. Yine bu rezerv alanlarla ilgili başka da problemler var. Yani bu ilan edildiği yerler çoğunlukla komşu köyler, civardaki belli en azından bir altyapıya sahip olan köyler. Halbuki bunların çok sınırlı bir altyapısı olduğu için işte konteyner kentler vasıtasıyla aynı anda 5000 kişiyi 300 kişilik bir köyün altyapısını kullandırtmaya çalışırsanız altyapı buna yetmiyor. Su yetmiyor, kanalizasyonlar, rögarlarda patladıklarını vesaireleri görüyoruz, duyuyoruz. Halle kaldırmıyor bu altyapı. Bununla ilgili de bu rezerv alanların seçimi ve uygulanması ile ilgili başka sorunlar da var. Az önce girişte de bahsetmeye çalıştım. Bu konteynerları kurdukları belli alanlar, özellikle mevcut rezerv alanlarda heyelan bölgesinin içerisinde olanlar var, sel bölgesinde olanlar var. Yağmur yağdığı için yağdığı anda göle dönüyor. Orada da çok ciddi yağış oluyor. Yani o neredeyse Karadeniz kadar belli dönemlerde o metrekareye o miktarda yağmur düşüyor. Dolayısıyla bunları doğru düzgün planlamadan yaptığınızda işte çadır kentlerin birçoğunun yandığını, selde gittiğini vesaire gördük depremin ilk depremden sonraki yakın süreçlerde. 14 ay geçti, halen yüzen konteyner kentler vesairelerle ilgili problemler olduğunu görüyoruz. Küçük bir de sosyal durumla ilgili bir örnek vereyim. Oradaki bir vatandaştan dinlediğim için söylüyorum. Vatandaş olarak yaşadığı problemlerle ilgili bir sohbet gerçekleştirdik. Oradaki konteyner kentte kalan birkaç aileyle öyle bir imkanımız oldu.
Şöyle bir şey söyledi, dedi ki konteyner kente yerleştirilen ailelerin sosyal statüleri çok farklı birbirinden. Yani bir grup kendi konteynerinin önünde işte yediği şeyleri bile artık komşusundan gizlemeye çalışıyor. Çünkü bir konteynerde 10 kişi yaşayan aile de var. Aynı konteynerde işte bir karı koca bir çift yaşayanlar da var. Bunların gelir düzeyleri birbirinden zaman zaman çok farklı. Kentin çok farklı sosyal düzeydeki bölgelerinden gelip yan yana asfakader denk getirilmiş insanlar. Ve bununla ilgili bazı insanlar konteynerden hiç çıkmıyor. Sosyal güvenlikle ilgili bir takım problemlerden bahsetti. Bununla ilgili yaşadıkları, işte oradaki konteynerde yaşayan insanların arasındaki sosyal statüden, o bu aradaki farktan dolayı oluşan ekonomik bir takım yine farklılıklardan oluşan. Bunlarla ilgili de elbette bu çok kolay bir şey de değil. Bunu neye göre kim seçip bunları ayıracak, bu insanları? Kolay bir şey değil. Doğrusu bunu hızlı bir şekilde yapmak olabilir. Yani o konteynerlardan insanları hızlı bir şekilde evlerine yerleştirebilirseniz mesele büyük ölçüde çözülür. Fakat orada da şöyle bir sorun var. Şimdi sadece Sayın Cumhurbaşkanı bölgede ilk gittiği zaman depremden sonra bir yıl içerisinde 680 bin konut yapılacağı vaadinde bulunmuştu. O tür bir konut ihtiyacı var. Sadece Hatay'da 250 bin konut ihtiyacı var. Geçtiğimiz süre zarfında yapıp teslim edilen 10 bin civarında. Bu ihtiyacın %4'üne tekabül ediyor. Geçtiğimiz Mart ayı itibariyle Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın istatistiği bir söylediğim. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan ihtiyacın sadece %4'ünü şimdiye kadar tamamlayabilmiş durumdayız. Fakat bununla ilgili de yine bu kendi sadece oradaki vatandaşlardan duyduğum bir şey, kanıtlı delilli bir şey olarak söylemiyorum ama Altınözü Babatorun'da mesela bir vatandaş şöyle bir şey söyledi. Köy evleri bu teslim edilen bu 10 bin konutun büyük bir bölümü bu arada. Kent merkezlerinde değil. Bunlarla ilgili eksik bir şekilde bir bakan, İçişleri Bakanı vaat ettiği için bunlar eksik bir şekilde teslim edip anahtarlarını dağıtıyorlar. Ve törenle bunların teslimatı yapıldıktan hemen 2 saat sonra bütün anahtarları alan insanlara telefonla arayıp anahtarları geri getirin, o anahtarlar sizin değil. Daha sonra çekiliş yapacağız biz diye söylüyorlar. Oradaki bir vatandaş bunu yaşadığından bize bahsetmişti. Yani geri getirdiler. Bazı insanlar geri vermek istemedi. İşte bununla ilgili polis zoruyla alırız bilmem ne dediler. İşte kilitleri değiştirdiler bilmem ne gibi. Yani bu teslimatlarla ilgili de bir şaibe olduğu söyleniyor. En hafif haliyle bunu söylemek mümkün. Oradaki vatandaşlar arasında bu tür şeyler söyleniyor. Halle bu da bir bambaşka sorun. Hani bu %4'ün de biraz tartışmalı olduğunu söylemek mümkün. Biraz daha oranın yüksek olduğu iller var. En çok yıkımın olduğu Hatay'da bu %4 civarında mevcut durumda. Maraş ikinci sırada en çok yıkım yaşayan. Burada %10 civarında bir ihtiyacın %10'unun aşağı yukarı teslim edildiği, yine bakanlık verisi bunlar. Malatya ve Gaziantep 3. 4. sıralarda, burada da %6 %9 civarlarında olduğunu görüyoruz. Totalde 680 bin bina yaklaşık ihtiyaç olduğu belirtilmiş. Bunun da 70-75 bininin henüz tamamlandığını, ama bunların tamamlandığı ifadesinden vatandaşların içerisine girip oturmaya başladığını anlamamak gerekiyor. Kuralları çekildi, işte yakın zamanda teslim edeceğiz dendi vesaire gibi durumlardalar. Bunu söylemek mümkün. Teşekkürler. Yani veriler gerçekten çok önemli bir durum tespiti yapmamıza, analiz yapmamıza imkan veriyor. Ve işte süre içindeki gelişmeyi de özetliyor. Peki ben burada hükümetin yaptığı, vaat ettiği ve yapmaya çalıştıklarına ilişkin değerlendirmelerinizi biraz da sivil toplum açısından değerlendirmenizi rica etsem. Özellikle biraz önce konuşmanızda da altını çizdiğiniz bir husus var, meslek örgütleri meselesi. Meslek örgütlerinin bu süreçteki rolleri nasıl değişti? Savunuculuk konusunda epeyce aktif rol oynadıklarını gözlemliyoruz ama gerçekten bu bizim gözlemlerimiz dışarıdan baktığımızda doğru mu? Özellikle muhtemel kayıplar, riskler açısından, işte çünkü İstanbul ve İzmir içinde beklenen büyük depremler sürekli gündemde ve konuşuluyor. Ve belki bu meslek örgütlerine sivil toplumla ilişkili rollerin dönüşümüne ilişkin soruyu belki hazır yerel seçimlerden de yeni çıkmış ve pek çok ilde değişiklik yaşanmış bir ortamda yerel yönetimler açısından da belki
değerlendirmenizi rica etsek daha bütüncül bir yaklaşım elde etmiş olabiliriz. Olası büyük beklenen İstanbul ve İzmir depremleri meslek örgütlerinin hem bölgeye hem de beklenen depremlere ilişkin rolleriyle yerel yönetimin rollerini ne şekilde değerlendirebiliriz hocam? İzmir'de aslında bu sorunuzun güzel bir örneği geçtiğimiz dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce yapıldı. Bir Büyükşehir Belediyesi İzmir Deprem Master Planı diye bir plan hazırlattı. Bununla ilgili Boğaziçi Üniversitesi'nden, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, İstanbul Teknik'ten, İTE'den çok kıymetli hocalarımızın olduğu içerisinde çok kapsamlı bir çalışma yapıldı. Beklenen İzmir depremi sonrasında ne olacak diye. Bununla ilgili hatta bir protokol de meslek odalarının katılımını vurgulamak anlamında ben kıymetli olduğunu düşündüğüm için bunu belirtmek isterim. İnşaat Mühendisleri Odası'yla İzmir Şubesi'yle Büyükşehir Belediyesi bir protokol ayrıca yaptı. 120 inşaat mühendisini bir yıl süreyle Büyükşehir Belediyesi istihdam etti. Yaklaşık 40 milyon civarında bir bütçe ayırdı. Bunlarla birlikte, bu mühendislerle birlikte sahada envanter çalışması yaptılar. Bunların sonuçlarına Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi üzerinden erişmek mümkün. Netice itibariyle İstanbul'dakine benzer bir senaryo burada da görünüyor. İnşaat Mühendisleri Odası bir açıklama yaptı. İzmir'de yaklaşık 75 bin binanın halde bunların içerisindeki bağımsız bölümleri, her bağımsız bölümde de yaklaşık 4 kişinin ikamet ettiğini varsayarak çok büyük bir rakamda insanın etkileneceğini görmek mümkün. 75 bin binanın ya yıkılacağını ya da ağır hasar göreceğini belirtti. Bu yapılan birinci envanter çalışması sonrasında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de benzer bir çalışma daha öncesinde zaten yapmıştı. İnşaat Mühendisliği, İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden Profesör Alper İlki Hoca'nın liderliğinde. Onlar da bir kapsamlı bir çalışma yapıp her binaya bir puan verdiler. Bu risk azaltma için yapılan bir şeydir. Yapılması da gereken, önemli ölçüde gerekli bir uygulamadır. Binalarla ilgili bir öncelik sırasına bu binaları sokmazsanız ilgili kamu kurumu otoritesi bu çözümü nasıl geliştireceğine dair bir yol bulmakta çok zorlanıyor. Yani bu bir yol, bu bir sonuç. İzmir'de 75 bin bina yıkılacak ya da ağır hasar görecek. Fakat bu sadece İstanbul'da bu bahsettiğimiz süreci toparlamak, bu kayıpları azaltmak, sadece yok etmek değil, sadece azaltmak için bile 500 milyar lira bütçe lazım. Dolayısıyla bir yerden başlamayınca olmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok doğru bir yol izledi. Bir puanlayalım o zaman dedi. Haliyle işte sıfırdan yüze kadar incelediğimiz binalara bir puan vermeyi başarırsak, çünkü bizim mevcut mevzuatta yürürlükte olan yönetmeliklerimiz siyah ya da beyaz. Ya bir bina ya yıkılacak ya da yıkılmayacak diyor. Biri Türk Deprem Yönetmeliğidir. Kanunen yasal olarak bir binanın deprem riskini belirleyebileceğiniz. Bir uzun bir yöntem önerir inşaat mühendisine. Bu hesapları yaptıktan sonra mühendis can güvenliğini sağlar ya da sağlamaz der. Dolayısıyla siyah ya da beyazdır. Fakat bu siyah beyazlar yapı stoğunun yarısı aşağı yukarı. Siyah yarısı beyaz sonucuna vardığınızda bu kadar da paranız olmayınca yapacak öyle bir ekonomik gücümüz de yok malum. Bu durumda belli problemler yaşıyoruz. Bunu çözmek üzere Büyükşehir Belediyesi skorlama yaptı. Bir orada Alper İlke Hoca'nın geliştirdiği, ben de naçizane bir 10 yıl kadar asistanlığını yapma imkanı buldum araştırma görevlisi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Küçük de olsa katkılarım oldu. Bu yöntemi kullanarak bir puanlama yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin geliştirdiği başka bir uygulamayla buna benzer yaptı. Fakat buradaki sorun yine mevzuata takılmakla ilişkili. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışma sonucunda 300 küsür bina 0 puan aldı. Bu şu demek, yani deprem çok hafif bir deprem olsa bile çok büyük ihtimalle bu binalar yıkılacak ve binlerce insan yaşıyor binaların içerisinde. Bir kere dediler ki bunlar 0 aldı, bari bunlardan başlayalım. Büyükşehir Belediyesi inisiyatif kullandı. Kendi imkanlarımızla biz bu binaları yıkıp yeniden yapacağız Kiptaş vasıtasıyla dediler. Fakat bunların 5 senedir bu 300 binayla ilgili mücadele devam ediyor. Bir binayı yıkıp yeniden yapmak ülkemizde inanılmaz zor. Yani işte kat sahipleri, kat malikleri arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle hemen mahkemeye halde bu süreçler taşınıyor. Ve bu çok uzun süreçler. Mahkeme kararını beklemeden bina yıkılacak diye içerisindeki kat malikine söylüyorsun. Ama tek başına kriter değil.
yıkılacağını biliyorum ama başka çarem yok diyor. Hemen mahkemeye gidip başvuruyorlar. Dolayısıyla işte bir çoğunluk aranması gerekiyordu. İşte kat içi bina içerisindeki sakinlerden. Şimdi bu değişti. İşte 6006 Kentsel Dönüşüm Kanunu'yla Riskli Yapı Tespit Esasları Yönetmeliği yayınladı Çevre Şehircilik Bakanlığı. Bunun tek sebebi budur. Deprem yönetmeliğinin bu mevzuattaki bu süreci çözemediği için bakanlık riskli yapı diye ben eğer sınıflandırırsam senin yapını sana 2 ay süre veriyorum dedi vatandaşa. Ya binanı güçlendireceksin, bana güçlendirme projesini getirip teslim edeceksin ya da 2 ay içerisinde zorla yıkarım binanı. Yıkım ücretini de sana yansıtırım dedi. Bunu çözmek için sadece bu riskli yapı tespit esasları yönetmeliğini yayınladılar. Ha, Büyükşehir Belediyesi bu 300 binayı 5 yıldır mücadele ediyor. Tabii on binlerce binadan bahsediyoruz. Bu şekilde hassas olan, riskli olan. Bunları çözmek çok zor. Odalar çaba gösteriyorlar. İnşaat Mühendisleri Odası'nda, Mimarlar Odası'nda çok kıymetli çabaları var. Ama ben daha önce birçok platformda da bunu söyledim. Birçok hocamızın da bu fikri paylaştığını biliyorum. Gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi, az önce İpek Hocam'la konuştuğumuzda bahsettiğim kısaca gibi, yetkin mühendislik, yetkin mimarlık uygulamaları bizim ülkemizde yapılmak zorunda. Bu dünyanın hemen her gelişmiş ülkesinde vardır. Şimdi bununla ilgili daha önce Türkiye'de de uygulandı bir dönem. Yetkin mühendislik sınavları İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bakanlık öyle bir sınav yaptı. Bundan 8-10 sene önce, tam tarihini hatırlamıyorum. Bu sınava girdiler inşaat mühendisleri, bazılarına yetkin mühendis unvanı verildi vesaire vesaire. Sonra bazı itirazlar oldu. Diploması olanları birbirinden ayıramayız, yetkin olan olmayan diye vesaire diye. Ve bu uygulamadan vazgeçtiler. Dünyanın birçok yerinde bu vardır. İşte mimari mühendisler Japonya'daki gibi, profesyonel mühendisler Amerika'daki gibi, birçok Amerika ülkesindeki gibi, Avrupa'da birçok ülkede olduğu gibi. Bunlar lisans sahibi, yani tıp doktorunun TUS sınavına girmesi gibi. Aslında çok mantıklı bir uygulama olduğunu ben düşünüyorum. Yani tıp fakültesinde çok kapsamlı bilgi alıyorlar ama daha sonrasında TUS sınavına girip bir alanda uzmanlaşıyorlar. Yani halle dahiliye uzmanı bambaşka biri, radyoloji uzmanı bambaşka biri. Hepsi aynı tıp fakültesinden mezun olsa dahi çok farklı uzmanlıkları var. İşte kalp ameliyatı olacaksa kardiyoloğa gidiyoruz hepimiz. Ya radyoloğa gitmiyoruz. Bunun gibi yine bunların hepsi doktor. Bunların hepsi farklı alanlarda farklı yeterlilikleri var. Verilen izinler var, yapabilecekleri var, yapamayacakları var. Mühendislikte de mimarlıkta da bu tür uygulamalar bizim ülkemizde de olması gerektiğini düşünüyorum Nalcan. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Çok kısa süre içinde yine çok kapsamlı, çok doyurucu istatistikli bilgilerle bölgeden ve muhtemel deprem yaşanması muhtemel olan bölgelerden de hazırlık süreçleriyle ilgili bilgilerle dolu bir söyleşi oldu. Sevgili Uğur Hocam, sonuna geldik. Evet, sevgili Uğur Hocam'a katılım için çok teşekkür ediyoruz ve ben kapanış için izninizle sözü sevgili İpek Hocam'a veriyorum. Sevgili dinleyenlere de güzel bir gün diliyorum. Hocam, Uğur Hocam, aklınıza, yüreklerinize sağlık. İnsan bir taraftan veriye dayalı bilgiyi almaktan çok mutlu oluyor. Ama bir taraftan da sahayı konuşmak, sahadaki kentlerimizdeki uygulamaları konuşmak çok istiyor. Yani bu ikinci program yine yetişmedi. Üçüncü program sözü alarak aslında bitirmek lazım. Sabah şu gazeteyi bırakmışlar. Jeoloji Mühendisleri Odası Cemil Başkan'la İzmir'de ve değerli ilçe başkanlarıyla bir toplantı yapıyor. Acilen deprem master planına ihtiyacımız var diyor Sayın Başkan. Belki bunun yapılış ve uygulanış biçimlerini tekrar tekrar masaya yatırmak ve farklı aktörlerle birlikte konuşmak ve yeni bir program için açılım olabilir. Bir diğer yönü de bu yetkinlikler meselesi. Bu da tabii ister istemez hepimizi eğitime yönlendiriyor. Bir programda sadece eğitimi özellikle kendi üniversitemiz olabilir tabii ki ama siz de ben de İTÜ'deniz. Farklı üniversitelerde bu deprem eğitiminin, depreme yönelik mimarlık ve inşaat mühendisliği eğitiminin nasıl geliştiğini, nasıl dönüştüğünü, yani hep imar yönetmelikleri diyoruz ve sonuçta iğneyi biraz da mimarlara ve mühendislere bırakıyorlar bu yönetmelikleri revize ederken.
Biraz da eğitim kendini nasıl revize ediyor, eğitim kendisini nasıl yenileniyor, onu konuşmaya ihtiyacımız var gibi görünüyor bütün bu sohbetin sonunda. Ben özellikle İTÜ bünyesinde sizin atılımınızla açılan yeni zorunlu ve seçme derslerin farkındayım. Biraz bunlar üzerine konuşmak, kolaboratif mesela inşaat mühendisleri ve mimarların ortak eğitim eksenleri, dersleri nasıl tasarlanıyor, siz nasıl bir ders tasarımı yürütüyorsunuz? Biraz da bunlar üzerine konuşabilmek çok değerli olur diye düşünüyorum. Evet Uğur Hocam, son söz olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hocam çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Bahsettiğiniz gibi eğitim zaten bu sorunların hepsinin en temel sebebi. Ümit ediyorum bununla ilgili de en kısa zamanda problemler çözülür. Murat Hocam, o zaman bizde iki ev ödevimiz var. Hazırlıklarımızı yapıp uygun bir zaman diliminde hep birlikte olmak üzere. Değerli izleyiciler, afetten uzak, afet dirençli kentlerin hızla elde edildiği süreçlere tanıklı olacağımız güzel bir bahar diliyoruz. Pazartesi 16'da bizi izlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bizimle kalın. Hoşça kalın.